you look at me like I'm crazy. Crazy? This is obscene. It was obscene. In the normal world. I mean, who the fuck wanted to live there? Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'de ve altcoin'lerdeki son durum gelişmelerini değerlendireceğiz. Güncel fiyat hareketini yorumlayacağız ve buradan sonra nasıl bir aksiyon almalıyız? Neler olabilir? Güncel senaryolarda dominans verisi gibi, total verisi gibi grafikler bizlere nasıl ipuçları veriyor ve önceki dönemdeki ipuçları çalıştı mı? Yani bir önceki videoda, ondan önceki videoda size bahsettiğim gelişmeler yaşandı mı? Son durum nedir? Bunları değerlendireceğiz. Video içerisinde bir adet Altcoin'den sizlere bahsedeceğim yani spotta almayı düşündüğüm, değerlendirmeyi düşündüğüm bir altcoin. Bunu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Yani dolu dolu bir video olacak ve çok güzel de bir konuya değineceğim aslında video içerisinde. Genel bir anlatım olacak. Dikkatli şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer beğeni butonuna bastıysanız ve abone olduysanız bitcoin ile başlayalım. Öncelikle Bitcoin'e 4 saatlik grafik üzerinde baktığımızda şu anda 66843 dolar seviyesinde ve fiyat hareketinin dün itibariyle çok sert bir hareketten dönüş yaptığını ve tekrardan üst bantlara doğru hareket ettiğini görüyoruz. Burada fiyat hareketi dün şu mumla birlikte nereye kadar indi biliyor musunuz arkadaşlar? 59238 bandına kadar geri çekildi. Sonrasında ne yaptı? 4 saatlikte toparlama hareketi geldi ve kendisini 61400 seviyelerinin üzerine attı ve burada kapattı. Bir sonraki 4 saatlik mumda ne oldu? Bir sonraki 4 saatlik mumda da kendisini 64300 seviyelerine kadar çıkardı ancak kapanışı nerede yaptı? Kapanışı 63750 seviyesinde yaptı ve buradan sonraki 4 saatlik mumda çok fazla değişim olmadı. Sonrasında da saat 07 itibariyle sabaha doğru bir yükseliş hareketi geldi ve bu yükseliş hareketi 67600 seviyelerine kadar çıktı ve en son 4 saatlik mumda sert bir hareketle birlikte geldi. Nereyi denedi? 64.769 seviyesine sonrasında yukarı doğru gitti. Buradaki fiyat hareketine bakıldığında fiyat hareketinin kararsız olduğunu görebiliyoruz. Bir ATH beklentimiz vardı. ATH geldi. 69.000'i kırdık ve 69.000'i çok küçük bir farkla kırmış olsak da sonuçta ATH yaşanmış oldu. Peki bu hareketliliğin bu kadar kararsız olmasının nedeni nedir? Öncelikle arz talep şoku dediğimiz bir durum var arkadaşlar bitcoin'de bitcoin'de neden arz talep şoku var çünkü şöyle bir durum var bitcoin madencilikle üretilebilen bir birim ve giderek de bu zorlaşıyor zaten halving süreci var önümüzdeki halvingin olayı da bu defalarca anlattım zaten kanalda bulabilirsiniz halving süreci yaklaşırken arz konusunda zaten hala hazırda bir azalma var talep arttığında bazen borsaların elinde bitcoin kalmıyor. Birkaç borsada bu durumu gördük geçtiğimiz günlerde ellerindeki bitcoin'ler kalmadı ve bitcoin fiyat hareketi çok sert şekilde yukarı doğru gitmeye başladı. Burada bitcoin satan kurum var diyeceksiniz. Grayscale bitcoin satıyor her gün. Coinbase tarafına bitcoin aktarılıyor. Bunları diyeceksiniz. Burada haklılık payınız var. Ancak haklılık payınızı bir de şöyle değerlendirin. Bu ETF'lerde ücretler var. Yani siz bunu alırken de bir ücret ödüyorsunuz. Bu sizin elinizde kaldığı sürede de bir ücret ödüyorsunuz. Yani BlackRock babasının hayrına tutmuyor o Bitcoin'leri sizin için. O ETF süreçleriyle boşuna uğraşmadı. Yani bir karı var, değil mi? Grayscale'ın da bir karı var. Burada Grayscale'dan çıkışların bazıları çok eskiden beri bu imkanı sunduğu için Grayscale artık çıkalım yeter bıktık çok aşağılardan zaten aldık çünkü belli başlı dava süreçlerinde ETFler oldukça ucuz almıştı Grayscale'da artışla birlikte çıkışlar yaşandı ancak şu anda genel çıkışlarda çok büyük bir pay sahibi olan durum şu biz çok fazla ücret ödemek istemiyoruz. Ve Grayscale pahalı bir ETF. Yani pahalı bir ETF'den ben çıkıp sonrasında BlackRock'a kaymak istiyorum. Ya da Fidelity'ye kaymak istiyorum. Bitwise'a kaymak istiyorum. Yani daha düşük ücret ödeyebileceğim yerlere geçmek istiyorum. Grayscale'ın CEO'su ne diyor? Bu iş düşük ücretli olmaz. İlerleyen dönemlerde yüksek ücretin daha iyi olduğunu göreceksiniz vesaire tarzında açıklamalar da bulunuyor. Ancak burada bizi ilgilendiren kısım bu tarafta Grayscale her ne kadar Satışlara devam ediyormuş gibi gözükse de Diğer taraftan bunlar BlackRock'a giriş olarak da ekleniyor arkadaşlar Bir kısmı tabii ki Farklı şekilde de değerlendiriliyor Yani burada anlayacağımız olay şu Kendi içinde bir takası var bu takas Fon şirketlerinde yapılıyor alımlar fon şirketlerine yapılıyor ve artık milyar dolarlık seviyelere ulaştı bu alımlar Buradaki bitcoin alımları altcoinlere Kaymayacak Bunu söyledim sizlere ancak buradaki reklamlar Kriptonun Amerika'da tanınması, duyulması ki Türkiye gibi düşünmeyin. Türkiye'de enflasyonist bir ortam olduğu için herkes para kazanmanın bir yolunu aramaya başladı. Amerika'da böyle değil. Amerika'da ne var? Amerika'da durum daha rahat. İnsanların belki de büyük çoğunluğu şu anda kriptodan sadece kulak doyur kripto diye bir şey var ama bilmiyorlar. Yani bizim burada bakkala sorsak kriptoda ne var ne yok diye her şeyi döker önümüze. Ya o kadar bilgi sahibiyiz. Ama ABD'de durum bu şekilde değil. Reklamlarla, ETF'lerle bu süreç gittikçe hızlanıyor. ABD'de Google tarafında yapılan arama verilerini bile bazen paylaşıyorum Telegram'da. Aranızda Telegram'da olan varsa bilir. Telegram'a da bu arada katılmadıysanız mutlaka katılın. Çünkü buraya video yükleyemediğimde Telegram'da aktif oluyorum. Ses kayıtlarıyla, analizlerle, mesajlarla. Telegram kanalına da bakın şuradan Ücretsiz şekilde katılabilirsiniz. Telegram kanalda şu şekilde arkadaşlar. Böyle görebilirsiniz. Hem haberler hem veriler. Videolar yüklendiğinde videolar. Birçok şeye buradan ulaşabiliyorsunuz ve canlı sesli sohbetler de yapılıyor dönem dönem arkadaşlar. Bunlardan da yararlanabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Bu videoyu izliyorsanız ve yararlı buluyorsanız mutlaka buraya da katılın arkadaşlar. Peki buradaki süreçte Google aramaları arttı, reklamlar başladı, Google politikalarını değiştirdi, ETF reklamları çıkmaya başladı. ABD'de bu durum yaygınlaşıyor. Coinbase'in bir verisi var. Bakın bunu paylaşacağım bu video sonrasında Telegram kanalında onu da incelersiniz. Coinbase Apple Store'da giderek yükseliyor. Yani 400 küsürüncü sıralardaydı ama şu anda 46. sıralara kadar yükseldi. Bu ne demek oluyor? Kriptoya olan ilgi ABD'de büyüyor. Ve ABD'de bu durum büyüdükçe daha fazla kitle geliyor içeri. Ve bu kitlerin hepsi ETF'lere girmiyor arkadaşlar. ABD'de bu ETF'ler ve bu ETF'leri sunan fon şirketleri farklı çalışır. Yani emeklilik kurumları, sigorta şirketleri gibi düşünebilirsiniz. Sosyal devlet tarzı anlayışlar olmadığı için ABD'de bu kurumlar bir nevi yani bizim devletimizin yaptığı işi yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ama insanların hepsi buralardan alım yapmayacak. Birçoğu Coinbase gibi platformları tercih edecek ve kendi birimlerini kendileri saklamak isteyecekler, kendileri almak isteyecekler ve bunlar altcoinlere kayacak arkadaşlar. İşte buradaki ayrımı yapabildiğinizde durumu daha realistik şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Yoksa işler çok böyle her şey güllük gülistanlıkmış gibi geliyor size. Ama yok. Evet girişler var ama şu andaki girişler altcoin'lere kayacak seviyede değil. Tabii ki dışarıdan bu girişlerin yaşandığı hype haber sitelerinde Türkiye'de görüyoruz bunu. Sürekli bitcoin artık yeni ATH yaptı şu oldu bu oldu. E bunlar ne yapıyor? İnsanları gaza getiriyor. Alım isteği uyandırıyor. Ve ne kadar boğa piyasasının içerisine girersek o kadar daha fazla bu açgözlülük artacak. O kadar daha fazla insan içeri girecek. Ve sayılar böyle normal artmayacak. Logaritmik şekilde artacak. Bunu siz de göreceksiniz. Daha önceki dönemde de bunu gördüğüm için şimdiden sizlere söylüyorum. Ve her döngüde bu daha da güçleniyor genelde. Çünkü artık bunu önceden denemiş çıkmış uzun süredir yapmayan kişi geri dönecek. Geri dönerken yanında birkaç kişi daha getirecek. Bu şekilde bir süreç ilerleyecek temel anlamda. Peki fiyat hareketi anlamında neler yaşanabilir neler olabilir bunları size anlatacağım. Önceki videoda total grafiğinden bahsettim ve total grafiğinin Bitcoin'deki bu belirsizlik hakkında bize bilgi verdiğini söyledim. Neden düşüş beklediğimizi, nereden düzeltme alabileceğimizi Bitcoin'de göremiyoruz. Çünkü Bitcoin grafiğinde aşağı baktığımızda sıfır noktası var. Yani 60 binden de olsa 70 binden de olsa sıfıra inebiliyorsunuz. Ancak yukarı baktığımızda bunun bir ucu bucağı yok arkadaşlar. Yani 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, milyar yani bir sınırı yok demek istiyorum. Peki burada sınırı ne belirliyor? Farklı grafikler var mesela total grafiği hemen göstereyim sizlere Bakın arkadaşlar bu total grafiği Kripto piyasasındaki altcoinler bitcoin dahil olmak üzere her şeyin toplam değerini gösteriyor ve bizim şu anda toplam değerimiz 2,43 trilyon seviyelerinde Burada haftalık bir direnç konumum vardı sadece de burayı çizdim görüyorsunuz Burası 2,48 seviyesi hatta 250 diyebiliriz demiştik ki zaten neredeyse 250'den tam red yemiş. Haftalıkta çok güzel bir direnç konumu. Haftalıkta da bunu size nasıl gösteririm? Hemen şöyle bir hafta diyelim. Bir haftaya tıkladığımızda bakın burasının bir direnç konumu olduğunu ve buraya saygı duyulduğunu mumlar tarafından görebiliyorsunuz değil mi? Ama Bitcoin'de ATH sonrasında saygı duyabileceği bir konum yok. Yani nerede durur? Nereye kadar gider? Bunları anlamak için bu grafikleri değerlendirip yorumlamamız gerekecek. Çünkü buralarda da tepki alıyor. Ya buralarda da market döngüsel hareketler yapma eğiliminde oluyor. Peki baktığımızda şu anda bu hareketi tekrardan 4 saatliğe almam gerekecek. 4 saatli geri çekelim arkadaşlar. Şöyle 4 saat diyelim. 4 saatliğe geri aldığımda ve yaklaştırdığımda burada ne görülüyor? Bakın red yedik geri döndük. Tekrardan yükseldi. Neden yükseldi? Çünkü 7'den sonra altcoin'lere dahil olmak üzere, Ethereum dahil olmak üzere bir yükseliş yaptık. Buradan tekrar bir küçük red yedi. Buradan sonra ne olacak? Açık konuşmak gerekirse total değerinin burada sabit kalacağını kesinlikle düşünmüyorum. Bu seviye kırılıp geçilecek. Hatta önceki zirve seviyesi de kırılıp geçilecek. Ve kendisini 3 trilyon doların üzerine de atması yakındır. Yani çok zor bir değer değil arkadaşlar 3 trilyon seviyeleri. Ya yani buraların üzerine total grafiği çok rahat bir şekilde gelebilir diye düşünüyorum bu dönemde. Ama bizim için önemli olan yakın vade, orta vade ve uzun vade. Bunları kademe kademe değerlendirmek. Tutup da 20 ay sonrasını konuşmanın bir mantığı yok ki bize Belki 20 ay sonra para kazandırır ama şu anda birçok kayıp yaşamamıza neden olur. Neyi kaybederiz? Zamanı kaybederiz. Çok zaman kaybetmeye gerek yok. O yüzden yakın vade ne olabilir? Bunu incelemek için Ethereum Bitcoin grafiğini göstereceğim şimdi sizlere. Ethereum Bitcoin grafiği bildiğiniz üzere ne işe yarıyordu? Ethereum ile Bitcoin arasındaki baskınlık diyebiliriz. Hangisi daha baskın? Buna baktığımızda Ethereum Bitcoin grafiği yukarı doğru hareket ediyor. Yani Bitcoin oranla Ethereum güç kazanmaya başladı. Ama burada baktığınız gibi fitiller çok böyle yüksek. Neden? Volatilite yüksek. Dengeler sürekli değişme eğiliminde. Bitcoin düştüğünde Ethereum da düşüyor. Yani dengesi bozuk bir durumda. Peki buradaki hareket üst banttaki direnci görüyoruz. Buradaki direnç nerede? 0,0596 seviyesinde. Bu 596'ya gelene kadar nereden red diyebilir ve kısa vade bunu nereden değerlendirir? Yani burada red yemesi demek aşağı dönmesi demek. Bitcoin'in yükselmesi demek. Buradaki red diye ne kadar gelecek süreçte de altcoin'lerin hareket etmesi demek. Bakın şurada küçük bir nokta koydum. Bu noktayı neden koydum? Şimdi size bunu anlatacağım. Bu aynı zamanda sizin için de bir eğitim niteliği taşıyabilir. Küçük bir eğitim. Yani çok böyle Devasa işinize yaramaz. Sadece buna dayanarak sakın pozisyon vesaire açmayın. Ama işinizde de yarar arkadaşlar. Şuradaki mumu görüyor musunuz? Şuradaki kırmızı mum. Bakın burada ne var? Yükseliyor, 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 yükseliyor. Ya yani buraya kadar yükseliyor. Sadece şuradaki konumda arkadaşlar ve şuraların fitilini de dahil edebiliriz. Burada bir red diyor. Ya yani diyor ki burada bir bir şey var burada. Neden? Çünkü burası kırmızı kapatmış. Bakın bu kadar mum var. Arasında bir kısımda fitil olarak kalmış, satış yemiş. Şurada satış yemiş. Yeni mum açılmış, çıkmaya çalışmış, satış yemiş. Burayı şöyle bir dikdörtgen içine alırsak arkadaşlar bakın. Noktada koymuşum zaten. Şöyle bir dikdörtgeni aldık, şöyle çektik. Şu kanalın içerisine geldiğinde 4 saatlikte inceliyorum. Burayı da e, arkadaşlar gözden kaçırmayın. Yani burada higher time frame, lower time frame muhabbeti çok önemli ve kritik öneme sahip. Yani hangi zaman diliminde incelerseniz ona göre bir analiz yapmanız lazım ve burada ezberci devam etmeye gerek yok arkadaşlar. 4 saatlikte inceliyoruz. Ona göre bir analiz yapacağız. Hemen şuradan arkadaşlar fırçayı alalım. Bakın diyorum ki Burada bu grafik buralara gelirse şuranın içerisinden kısa vadede red yeme olasılığı yüksek. Yani biz altcoinlerde bir yükseliş görürsek ve bitcoin'de de bir kararsızlık durumu oluşursa ya bitcoin nereden yükselecek bitcoin de sabit kalıyor vesaire ama burada bir hareketlilik oluşabilecek mi? Ki zaten Bitcoin'in dominans grafiğinde de 60'lı bantlara giden bir senaryomuz vardı. Şimdi onu da sizlere göstereceğim ama çok hızlı şekilde yapacağım bunu. Buradan sonra ne yapabilir sorusunda, nerede hareket edebilir sorusunda bu grafiği açacaksınız, bakacaksınız. Buradan red 7 mi? Buradan red 7 aşağı dönüyorsa Bitcoin bir baskınlık sergilecek, bir düşüş hareketi gelebilir sert şekilde. Bunu göz önünde bulunduracaksınız. Bu kanalın içerisinde herhangi bir konuda olabilir. Ha değerlendirmek isterseniz tam ortasını alırsanız IQ noktasından dolayı belki daha iyi çalışacaktır. Ancak burada şu önemli. Burası bize ipucu veriyor. Bakın burası bize ipucu veriyor. Buradan red yerse Bitcoin'de sert bir hareket gözlemlenebilir buraya geldiğinde. Buraya geldiğinde bekleyin. Bitcoin'de sert bir hareket gelir mi? Burayı kırıp geçmesini ya da buradan red yemesini bekleyin. Buradaki hareketin aşağı doğru dönmesini bekleyin. Bu arada işlem almamaya çalışın ve piyasada şu anda short işlem hiç almayın arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Trendin tersine işlem yapmış olursunuz ve çok güçlü şekilde lik olma olasılığınız mevcut ki dün 1 milyar doların üstünde işlem kapatıldı. Yaklaşık 300 bin kişi lik oldu. Yani parasını kaybetti arkadaşlar. Bu durumun farkında olun ve bu durumu bilinçli şekilde değerlendirin. Dominans verisine baktığımızda dominans 4 saatlikte ne yapmış? Mavi kanalın içerisindeydik. Mavi kanalda geldik. Şuradaki siyah çizgi bizim bir trend çizgimiz. Günlükte daha net gözüküyor bu. Trendin üstüne atmaya çalıştı. Atamadı geldi aşağı. Buradaki eski direnç noktası, şimdiki destek noktası olarak çalışması gereken konumu çok sert bir şekilde, hacimli şekilde kırdı. Ama burada kanalın alt bandında milimetrik tutunduğunu görüyorsunuz. Buradan tutundu, tekrar yukarı dönmek isteyecektir. Yani benim burada iki tane senaryom vardı. Birincisi neydi? Bakın şu kırmızı bandın kırılmasıyla birlikte kanalın üst bandının denenmesi ki bu kırmızı bandı denedi. Birkaç kere denedi burayı. Ama burası artık kırıldığında daha da güçlü bir Bitcoin görebileceğiz. Neden? Çünkü oyun planı değişti. Döngü değişti. Artık sadece Bitcoin'e akan bir akış var. Bitcoin'den altcoin'lere akacak bir akış değil. Sadece Bitcoin. Eğer Ethereum ETF'i onaylanırsa sadece ethere akacak bir akış. Ya yani bunların hepsi arkadaşlar bunun yukarı kırılma olasılığını arttıran verilerdir. Peki bugün sizlere bahsedeceğim altcoin ne? Detaylı kısmını da analiz şeklinde arkadaşlar herkese açık Telegram kanalında paylaşacağım. Oraya da o yüzden katılın. Yani burada sadece isminden bahsedeceğim. Bu proje arkadaşlar Atom yani Kozmos. Atom'dan neden bahsediyorum? Öncelikle şunu söyleyeyim sizlere. Şöyle Atom yazdık açtık bitkette Atom grafiği belki 4 saatlikte biraz yükselmiş gibi gözüküyor olabilir. Ancak Atom grafiğini haftalıkta inceleyecek olursak. Şöyle haftalı açamadım bir türlü. Evet şuradan haftalığı alacak olursak. Haftalıkta bizlere aslında çok güzel bir başlangıç konumu veriyor ve bu başlangıç konumundan itibaren bizim hedef seviyelerimiz oldukça yüksek ve spotta çok güzel elimizde tutabileceğimiz sağlam projeler arasındaki zaten bana göre majör dediğimiz önceki dönemlerden beri gelen ve yükseliş yapma eğiliminde olan projelerden bir tanesidir. Detaylı analizini, nereden giriş yapılabileceğini vesaire size bahsettiğim Şuradaki Telegram kanalına katılarak görebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım anlattıklarım size küçük de olsa fayda sağlamıştır. Eğer öyle olduysa beğeni butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videonun açıklamalar kısmında trade grubu ile alakalı detaylar da mevcut. Dileyenler onlara da bakabilirler. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. sağlıcakla kalın.